Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde animasyonlu açılış ekranı yapımını göstereceğiz. Bu göstereceğimiz arkadaşlar tamamen Android Studio destekli kodlarla beraber yapılıyor. Yani herhangi bir animator programı veya Canvas kütüphanesi falan kullanılmıyor. Burada yapmamız gereken öncelikle Activity Main'i açıyoruz arkadaşlar. Activity Main'e bir tane Image View e ekliyoruz ve bunu arkadaşlar bir tane resim tanımlıyorum. Ben burada Beşiktaş'ın logosunu koydum dilerseniz bunun büyüklüğünü falan ayarlayabilir. Dilerseniz daha da aşağıya alabilirsiniz. Hatta biz bunu şöyle yapalım arkadaşlar. Margin top diyelim. Margin top'una önce bir 100 değerini verelim arkadaşlar. Evet tam anlamıyla ortalandı şu an. Birazcık sağa alırsak sanki daha güzel duracak. O yüzden hemen geliyorum buraya diyorum ki margin left bu deneme yanılma yoluyla yapacağız arkadaşlar. 100 dp olsa bakalım çok kaydı. Biz bunu bir 70 gibi bir değer olarak yapacağız herhalde. Hayır. 70 de çok oldu. 50 deneyelim. Evet. Gerçekten bayağı bir çok oluyor sürekli. Şöyle. Evet. ideal oldu gibi duruyor. Şimdi da arkadaşlar bizim burada yapmamız gereken şimdi Java dosyasına geçmek. Ama Java dosyasına geçmeden önce bir tane animasyon oluşturacağız. Animasyonu Android Studio'nun desteklediği kadarıyla oluşturacağız arkadaşlar. Buraya Research'e gelip yeni bir tane klasör açıyorsunuz. Biz ismini arkadaşlar animasyonun kısaltması şeklinde tanımladık. Ve içine arkadaşlar görüldüğü gibi bir tane egzamal dosyası oluşturduk. Bunlara istediğiniz isimleri verebilirsiniz. Arkadaşlar burada root elementi olarak tabii ki de Animation seçilmelidir. Burada şimdi kodları sizlere aktaralım. Bakın Android hatırlarsanız butonları görünmez yapmak için alfa değerini kullanıyorduk. Alfa Android from alfa yani ilk başlangıçta bunun arkadaşlar görünmezliği sıfır yani gözükmüyor. Ardından diyoruz ki görünür olsun diyoruz. Fakat burada görüldüğü gibi arkadaşlar 4 saniye sonra yavaş yavaş görünür olsun diyoruz. Buna daha sonra değineceğiz. Bunun detayları bayağı bir karışık arkadaşlar. Bu videomuzda bunun üzerinde durmayacağız. Ardından geliyoruz Java kısmına. Bakın Java kısmı burada. Java kısmında görüldüğü gibi bir onCreate metodumuz var. Bu onCreate metodunun içine ana ekrana geç isimli bir metot tanımladık ki siz bu metoda istediğiniz ismi verebilirsiniz. Ardından bakın burada onCreate metodu bitti. Ben o metodumu burada açtım. Burada private void ana ekrana geç metodu başlıyor. Bakın nereye kadar? Buraya kadar. Burada bir tane Animation arkadaşlar yazıyoruz buraya. Animation nasıl buton yazıyorsak aynı şekilde bu da animation için. Buraya istediğiniz bir isim ardından animation utils nokta load animation burada yüklüyor arkadaşlar animasyonunuzu nereye yüklüyor buraya neyi yüklüyor bizim oluşturduğumuz animasyonu neredeydi bizim oluşturduğumuz animasyon res researchun yani re enim nokta enim şeklinde ardından biz image view tanımlamıştık arkadaşlar bu bunun içinde image view'un bir tane ismi oluyor. Biz buna giriş logo dedik. eşittir image view find view by id diyoruz. Ardından ID değerini yazıyoruz ki biz ID değerini de bunun burada bakın tanımladık arkadaşlar. Sonra tekrardan geliyoruz. Animasyonu burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Tüm işlemler bitince burada bizim giriş logosu olarak isimlendirmiştik arkadaşlar. Burada image web'imizi tüm animasyonlardan temizliyoruz. Ardından arkadaşlar normal haliyle başlatıyoruz animasyonumuzu. Şimdi dilerseniz çalıştıralım arkadaşlar. Gradle ediyor şu an. Evet. Basit animasyon efekti yapalım arkadaşlar. Bu şekilde olacak. 4 saniye dedik. Siz dilerseniz ayarlayabilirsiniz. Evet bakın gayet güzel oldu. Genellikle açılış ekranları bu şekilde yapılır ama Canbars kütüphanesi daha güzeldir arkadaşlar. Onları da sizlere aktaracağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.